güzel bir gün olacak bu benim için. Yağmur bugün. Evet, bu ne? Wow, cam mı bu? Hayır, bu plexiglas. Plexiglas. Özel yaptım. Yoksa sen mi yaptın? Hayır, ben yapmadım. Tamam, yeni bir konu daha çıktı. Merhaba, bu arada Nurgül Türker ben, tasarazci. Bugün Monica Bulanda'nın atölyesi ve evi, değil mi? Evin aynı zamanda. Evet, atölye. Ve atölye. Burada çok güzel bir vakit geçireceğiz. Onunla ilgili, sanatıyla ilgili konuşacağız. Ama şu anda yeni bir av buldum kendime. Çok özel. Beni tanıştırırsın herhalde bunu yapmak için. Evet, tamam. Peki. Hadi gelin içeri girelim o zaman. Keşke böyle bir köşesi olsa. Yani ne kadar yani ihtiyaç aslında, bir şey üretmek istiyor insan değil mi sürekli? Üretmek istiyorsanız önce üretmek lazım. Evet. evet. O zaman bir Monica'ya, önce bir Monica'yı tanımak istiyorum ben. Monica Polonyalı, değil mi? Evet. Ama Türkiye'de 15 sene yaşıyorum. Neden geldin? Bir proje için geldim. 2008'de öyle. Kaldım. Birazcık orada kaldım. Birazcık kültüre meraklıyım. Evet. Farklı kültürlere meraklıyım. Oturduğun yer de zaten kültürün göbeği yani. Göbeğine düşmüşsün. Ona göre seçtim. Evet. Müthiş bir ortam. Biraz sonra gösteririz size nasıl bir ortam olduğunu. Gerçekten sanat eğitimi çok erken aslında eğitim aldım. İlk önce bir galerinin üyeydim çocukken. Çocukken bir galeriye üyeydim. Aynen. Ben en genç üyeydim. Ne olarak? Bir eserin mi yayınladın? Orada böyle atölye yapılıyordu. O zaman küçük şehirde oturuyordum Polonya'da. Çok farklı zamanlar, böyle çok kolektif şeyler belediyede yapıyorlardı. Ne kadar şey, güzel ya. Yani her şey işte çocuklukla başlıyor. Evet, yani ben aslında çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Ondan sonra böyle birkaç tane yarışmada girdim çocukken, onları da kazandım. Ama eğitim, belli. Ama eğitim farklı konularda aldım. Eğitim, mesela? Lise, dil. Üzerine farklı diller okudum. Ben İspanyol Lisesi'ndeydim. Benim ikinci dilim İspanyol'dum. Harika. Ve İspanyol eğitim alınca aslında çok kuvvetli sanat eğitimi de alıyorsunuz. Çünkü İspanya'nın sanatı çok önemli bir... Yani onların eğitimi aslında önemli. Evet, bizim Polonya'da, gerçekten. Polonya eğitimde çok ağırlıklı sanat veriyor. Ondan sonra müzik okudum çünkü 11 yaşındayken müzik çalmaya başladım. Neydi? Yani resimden çok daha sonra, çünkü ben resim böyle 5 yaşından itibaren yapıyordum, hep yapıyordum. Sonra 11 yaşındayken müzik başladım, davul çalmaya başladım. Davul çalmayı? Evet, ondan sonra Davulun burada mı ya, bir böyle dizi? Var, aslında arkasında bir şey var. Ha, onun küçük bir şey, evet, yaparsın. Tamam, süper. Valla ben de bir müzikle uğraşsam ve bir şey seç deseler, ne yap deseler, davul çalabilirim. Yani sesim öyle çok güzel bir sesim yok. Diğer enstrümanları da küçük denedim ama beceremedim. Ama davulu herhalde yapsam, denesem yapardım. Ama benim de başka yola her gidince... Her türlü müzik çalabilirsiniz galiba. Yani en büyük özelliği o. Herhangi coğrafyada, çünkü ritim üzerine. Evet. O yüzden her zaman yani farklı tarzları, farklı müzikleri birleşen bir enstrüman. Belki, ne tür müzik yapıyorsun davulla? Ya ben normalde caz okudum. Caz eğitimi aldım Polonya'da. Ama tabii ki bir meslek olduktan sonra her türlü müzik yapmak zorundayım. Evet. Ve şikayetçi değilim çünkü çok farklı alanlarda başka deneyim oldu. Profesyonel olarak bir yerlerde çalıyorsun, çıkıyorsun. Evet, aslında benim Türkiye'ye gelmem sebebi bir müzik projesi başlamam.
2008'de. Bir grupla beraber. Bir grupla bir proje için geldin. 6 ay anlaştık. Sonra böyle 10 sene nerede dinleyebiliriz peki senin mesela? Var konserler. Beyoğlu'da kulüplerde var. Kulüplerde. Bu hafta Sosyal Jazz Club'da var. Süper. Sonra kendi bestelerimi çünkü ben de söylüyorum aynı anda. Ya sen delireceğim anlamadım ya. Her şeyi yapıyor kadın ya. Yani bilmiyorum ben eğleniyorum. Benim öyle bir şunu yapayım bunu yapayım bunu. Yani şöyle bir amacım yok. Kendimle yapıyorum. Süpersin. Zaten yani öyle olunca hayat bir şekilde eğlenceli geçsin. Ve alanda bulunuyor değil mi? Buna karşılık veren. Ya yapabilsem insanlar mutlu kalıyorsa ben mutluysam neden yapmayayım? Süpersin. Ben öyle düşünüyorum. Ben çok böyle kariyer şu şekilde yapayım, amaç şu olsun falan bu kadar para kazanayım öyle bir kafam yok açıkçası. Okey. Bu ne? Bu hologram. Üç hologram işte. Kağıdı. Evet, ya, hologram kağıttan bazı yerlerden seçip ana malzeme olarak kullanıyorum. Şu işler için. Ana malzeme olarak. Evet. Ha bir böylesi bu var, başka, bir böylesi evet, var. Bu başka, anladım. Bu farklı. O da mesela biraz farklı. Orada biraz medya ile alakalı şeyler var, görüntüler var. Hı hı. Bir takım görüntüler seçiyorsun. Evet. İşte konseptini belirledikten sonra, değil mi? Bir takım görüntüler seçiyorsun. Onları deli işi bu ya. Evet. Deli gibi böyle pıt 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 tek tek yapıştırıyorsun. Onları bir de kolaj nasıl bir araya getireceğinle ilgili acayip eleştirel şeyler var burada. Ama ben zaten hep eleştiren şeyleri kullanmaya sevdim. Evet, fark ediyorum. Yani burada bir tane sanat eseri var, bir Playboy dergisinden görüntü var. Evet, kadın. Buradaki konu kadın. Kadın ve anatomi aslında. Anatomi. Özel bir özel bir çalışma başka bir proje için. Daha bitirmedim tabii ki, yeni başladık. Evet, bir de bu hologram kağıtlarını kullanıyorsun. Evet, bu hologram kağıtların hikayesi nedir? Emin onun da geçerken, ben çok meraklı insanım. En sevdiğim yerler Emin onun, Karaköy, o tarz yerler. Çünkü çok malzeme buluyorum orada. Evet. Geçerken öyle bakıyorum, her yerde böyle şey satıyorlar, böyle güzel resimler. Bunları orada satıyorlar. Bunları resim aslında böyle kedi meri saçma sapan da var. Onlardan fikir geldi. Sonra baktım biraz araştırıyorum o malzemeden bir şey yapabiliyor muyum. Direkt aklıma geldi. Hemen aslında kafamda vardı. Uh-huh. Ama nasıl yapabileceğimi ben de bilmiyordum. Ondan sonra keserek böyle bu şekilde işte seçerek bazı yerleri kolaj yapmaya başladım. Müthiş. Çok çok kıymetli, evet, eserler. Arya Art Galeri'de şu anda sergi devam ediyor. Lütfen kaçırmayın. Sadece Monica'nın değil, kaç tane kardeşim, İtalyan sanatçının ve bir Türk Nevesel Hanım'ın eserleri de var. Instagram'dan Arya Art Galeri diye bakabilirsiniz. Ben de zaten o sergiye gittiğimde böyle gözlerim yerinden oynadı. Güzel sergi. Ve gelip atölyede görmek istedim. Süper, süper yani. Çok memnunum böyle bir yere geldiğim için. Şu anda bu seri devam ediyor. Yani tek bir seri üzerinden ilerliyorsun. Evet, bir seri aslında baştan bir konu belirttim. Onu Arya Galeri ile konuştum. Çünkü onlarla bir solo sergi şu anda hazırlanıyoruz. Florensa'da. İşte çok özür dilerim. Arya Art Galeri'nin hem Florensa'da hem Londra'da hem de İstanbul'da 3 tane galerisi var. Şimdi buradaki karma sergi, orada Monica'nın eserleri var ama Floransa'daki solo sergi. Solo sergi olacak. Evet. Benim üçüncü solo sergi. Ne anlatıyorsun? Yani bütün bu seri, ama sen bu seri birazcık karanlık ama çok da böyle modern dünyanın durumu, son 10 sene içerisinde olan durum. Ben çok araştırmayı, işte darma duman. Ben çok araştırmayı seviyorum. Ben inanılmaz belgesel izliyorum. Zaten araştırmasan bu kadar bıdık bıdık bir sürü şeyi bir araya getiriyorsun. Orada ya, aslında sürekli böyle yoğun bir şeylerle seviyorum onu. Yani böyle yaşıyorum. Peki oradaki bir görseli bulmak için o zaman bir dolu dergi mi karıştırıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerelerden buluyorsun o görselleri? O mesela kadın görselleri. Onları tabii ki dergilerden, internetten sonra kendime yaptırıyorum. Hmm. Photoshop'ta hazırlanıp ona göre. Sen hazırlıyorsun bir de onu. Evet. Star Wars
şey evet, bu var. Modern dünyanın aslında sembolleri, tüketimin böyle ifade ediyor. Mesela o tüketim o kadar artık içimize girdi ki böyle hayatımıza da çalıp... kapitalist düzen biraz. Ama o kapitalist düzeni zaten bu dünyayı bozuyor şu anda. Maalesef. Ben buna çok eleştiririm. Ben daha çok eski kafadayım. Oraya girmekle, yani kapitalist düzenin içine girip oranın bir parçası olmakla onun dışında kalmaya çalışmak arasındaki çelişki. Bütün hayatımız bundan ibaret. Ya şu anda ben bence çok fazla bizi etkileniyor artık. Eskisinde o kadar hissetmiyordu. Yine de insanlar bir şey üretiyordu ama şu anda yani böyle acayip ekonomik savaşlar oluyor. Ve her şey böyle bir insanlar birbirimize artık girdi. Maalesef. Ve bence o aslında o sistemin altyapı artık değiştirmesi lazım. Oradan kaynaklanıyor şu sorunlar. Evet. Ve bunu ancak biz böyle sanatla... Ya ben bunu sadece sanatla ifade edebilirim. Keşke güzel konuşma, iyi konuşmacı olsaydım gidip konuşurdum. Müthiş. Çünkü biraz daha kendi şeyler yani bireysel şeylerle alakalı. Bu da çok derinliği olan, evet, böyle bu, içine çeken bir şey. Bu işte Floresta için şu Palmira'nın serisi. Floransalılardan önce... Biz görüyoruz evet. Bütün eserleri. İlk defa. Şok. İlksizsiniz. Gerçekten kimse daha önce gelmedi buraya böyle bakmaya tam olarak. Harika. O yüzden gerçekten özel bir durum. Sen senelerdir bu işi yapıyorsun ve 3 evet. tane solo sergin olması bana göre biraz yani az yani. Az. Ama çok, çok daha fazla olmalı. Ben şöyle olmadı. Çok böyle kendime de tüketmek istemiyorum bu konuda. Biraz daha zamanlı, biraz daha yaş... Yaşı geçtikten sonra olsun istiyorum. Okay. Zaten müzik de yapıyorum. O da evet. çok emek ve zaman alıyor. Bu da şeydir. Şehir. Yani şehir. Çok güzel. İlk serin şehir üzerinden. Böyle bir farklı dillerin birleşmesi bir kafada yani benim kafam aslında. Evet anladım. Harika. Bütün bu işler kafa karışıklığından çıkıyor bunu da anlamış olduk. Evet yaşadıklarım yani. Bu ilk deneme. Evet. O tekniğin aslında ilk deneme ve... Epoksi mi kattın? Evet epoksi ama maalesef o resimden zehirlendim o gün. sonra artık dedim yok epoksi kullanmayacağım başka bir malzeme bulmam lazım. Sonra işte deneyim yaparak başka teknik. Sonra en son o akrilikleri yaptıktan sonra üzerine bir evet, katman daha sürüyorsun. Evet, bayağı var birkaç kat. Artık onu da söylemeyeyim. Bütün sırlarını açığa çıkartacağız yani. Ve siyah beyaz işleri ben evet, bayılıyorum. Sen de seviyorum. Şeyde Arya'daki işin de bir tanesi siyah beyazı müthişti. O çok yeni bir iş. Öyle patlaman uzun zamandır kafamda vardı. Şey o kadın kafası ve o patlama ne kadar güzel, ne kadar etkili. Mutlaka görün bak asla kaçırmayın yani. 30 kaçına kadardı sergi? 30 Haziran'a kadar. Bayağı sürecek ama. Evet, 30 Haziran 2019'a kadar izleyebilirsiniz arada. Ve bu harika piyanonun önünde o zaman veda edelim. Monika Bulanda, Polonyalı sanatçı. Artık yarı Türk sayılır, 11 senedir burada sahipleniyorum hemen. Güzel. Çok yetenekli. İşlerini lütfen takip edin. Monika Bulanda Art. Evet, Monika Bulanda K'yle yazıyor ama şükür. Monika C ile değil, Monika. K'yle. Bulanda Art. Oradan sanat işlerini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda konserleri nereden takip edebilirsiniz? Konserleri de Monika Bulanda sadece yazarak. Instagram'da her şeyi paylaşıyorum ya da Facebook üzerinden. Tamam. Takip ediyorsunuz. Beni Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan lütfen takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun lütfen. Ve size çok keyifli konularla ve konuklarla tekrar program yapmaya devam edeceğim. Sizi seviyorum. Bay bay.